Portland Sanat Müzesi'nin modern ve çağdaş sanat eserlerine ayrılmış olan bölümünde Jubitz Center'da bulunuyoruz. Marcel Duchamp'ın kült eserlerinden Boatan Valiz, Kırmızı Kutu, F serisi çalışmasının önünde bulunuyoruz. Boatan Valiz yani valizdeki kutu. Duchamp, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan yıkımı gözlemlemiş. O bir ressam. Ancak erkek kardeşi savaşta yaralanıyor ve ölüyor. Sanatçı Paris'e döndüğünde eserlerim yıllar içinde kaybolabilir diye düşünüyor. Ve her şeyi çoğaltarak kendi tarihini oluşturmaya karar veriyor. Tüm kişisel müzesi bir valizin içinde. Kendini tamamen yeni, alışılmadık bir biçimde paketliyor. Alçalan merdivenleri tekrar üretiyor. Kübist ve sürrealist resimleri çoğaltıyor. Kutunun içindeki bir retrospektif gibi. Bu çalışmaya ilişkin ilginç bir nokta da şu, sanatçı kutusunu iki kez güncelliyor. Portland Sanat Müzesi'nde görmekte olduğumuz kutu aslında 1960'ta İtalya'da Schwartz için yaptığı bir seri. Peki bu çalışmadan toplam kaç tane var diye aklınıza gelebilir. Cevap 100. Sadece kırmızı versiyonda toplam 100 tane var. Kırmızının dışında ayrıca yeşil, deri ve 5 seriler de var. İlk versiyonu gerçekten de bir valiz. Deri bir valiz. Bunlar mekanik olarak tekrar üretilmiş objeler. Evinde küçük çaplı üretim yapıyor. Bunların bir kısmını basıyor ancak bir araya getirmiyor. 1960'larda Schwartz gelip bu Atam valizi gerçek bir seri olarak istiyorum dediğinde Düşan zaten elimde hali hazırda bunlardan var ancak bir araya getirmemiştim diyor eşi Tini, Paris'teki evlerinde oturup reproduksiyonları bu siyah kartonlara yapıştırıyor. Bu küçük etiketleri hazırlıyor ve kutu içindeki bu retrospektifi hazırlıyorlar. Burada sanatçının kendini paketlemesi fikrini de ilginç buluyorum. Çanta ile satış yapan kişiler gibi galerilere gidip işlerini satmaya çalışmak. Sanatçının içinde yaşadığı ticarete dayalı maddi dünya ile bir alıp veremediği var. Eskiden sanatçılar eserleri için dosya getirirlerdi. Şimdi ise neredeyse tüm portfolyolarını cep telefonlarında taşıyorlar. Yani aslında Düşan gibi onların da portfolyoları yanlarında. Ancak yine de günümüzün teknolojisiyle Düşan'ın dönemini karşılaştırmamak lazım. Buradaki çeşitliliği ilginç ve güzel buluyorum. Zira sanatçı hem ressam hem de heykeltıraş. Burada sanatçının Çeşme isimli çalışmasının küçük bir versiyonunu görüyoruz. Gördüklerimiz endüstri üretimi objeler. O ana kadar hayatında yaptığı tüm sanatsal çalışmaları bize makinalar tarafından üretilmiş nesnelerle gösteriyor. Bu deneyimi yaşamamızı istiyor. Baktıklarımızdan hiçbiri sanatçının çektiği, numaralandırdığı, imzaladığı orijinal baskılardan biri değil. Bunların tümü, ilk başta sanat eseri olup olmadığı belli olmayan görsellerin mekanik olarak üretilmiş versiyonları. Düşan'ın diğer çalışmalarında da gördüğümüz, orijinal olanın aurasını azaltan etki, mekanik üretimi kucaklaması. Düşan'ın hep ele aldığı yüzleştiği bir konu. Bu eser 1929'da ilk üretildiği hali değil bakmakta olduğumuz çalışma Amerika'nın sanatçının fikirlerini keşfettiği 1960'lı yıllarda. Düşan'ın, Cindy Sherman, Richard Prince, Sherry Levine gibi bazı çalışmaları alıp tekrarlayarak kendilerine mal eden sanatçılara öncülük ettiği bir dönem bu. Düşan olmasaydı Sherry Levine ve diğer sanatçılar da olmazdı. Burada gördüğümüzde her şeyin minyatürleştirilmiş hali. Hatıra eşyaları gibi. Düşan hatıra eşyaları.